sonunda devlete olan elektrik borçlarını ödemeyince elektrikleri kesilen de su pompaları çalışmayınca susuz kalan Korucuk köyü halkı kuraklıktan bunalınca çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Allahümme eskina gaysan, muhisan, hani'an, meli'an, mücellelen. Daha sonra köyün elektriğinin verilmesi için dua edildi. Ya ilahel evveline vel ahirin ve ya cami'a halkihi limikatiyev. Edirneli köylülerin duası ise daha farklı bir isteği dile getiriyordu. Musulca köyü sakinleri hasat edilen ekinlerinin tarlada doluya tutulmaması için topluca dua etti. Mallarımızı her türlü doludan, selden muhafaza kıl ya Rabbi. Duanın üzerinden 5 dakika geçmeden başlayan şiddetli yağmursa herkesi hayrete düşürdü. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı her iki maçta da rakiplerine kök söktürdü. Ancak şans bizden yana değildi. Yakaladığı gol pozisyonlarını cömertçe harcayan millilerimiz finale kalma şansını kaçırdı. Milli takımımız elendi ama Avrupa Kupası'nın gerçek şampiyonu yine Türkiye'den çıktı. Hem İngiltere sokaklarında hem statlarda herkesi bastıran Türk taraftarlar tribünlerin şampiyonuydu. Herkes Türk taraftarlardan övgüyle söz etti. Türk taraftarının sergilediği performansı en iyi anlatan sözlerse bir İngiliz gazetesinde yer aldı. Eğer şampiyonu taraftarın coşkusu ve gürültüsü belirleseydi, turnuvanın kesin şampiyonu Türkler olurdu. Avrupa Kupası'nı kimin kazanacağı henüz belli değil. Ancak gerek tribün şovları, gerek tezahüratlarıyla herkesi bastıran Türk taraftarlar şampiyonluklarını şimdiden ilan ettiler bile. İzmit'te düzenlenen ve 500 güreşçinin katıldığı ikinci altın kemer yağlı güreşleri büyük ilgi gördü. Güreşte heyecanın arttığı saatlerde başpehlivanlık mücadelesi veren Ahmet Taşçı ile Sezgin Yüksel arasında kavga çıkınca ortalık karıştı. Kavga yetkililerin araya girmesiyle önlenirken güreşçiler sporcuya yakışanı yaptı. Bir güreşçinin ayağının kırıldığı güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Sezgin Yüksel altın kemerin sahibi oldu. Adana'da bayan futbol takımları arasında yaşanan büyük rekabet Adana İdman Yurdu futbol takımının Romanya'dan iki bayan futbolcu transfer etmesiyle doruğa çıkmıştı. Transferde 22 yaşındaki Pozika Adana'ya gelmek istemeyince kulüp yöneticileri tarafından zorlukla ikna edilmişti. Hatta kente gelir gelmez Adana kebabıyla tanıştırılmıştı. Güzel. Zorlu maçlar sonunda Adana İdman Yurdu'nun şampiyonluğa ulaşması ilginç bir olayı su yüzüne çıkardı. Kulüp başkanı Metin Taylancı'nın şampiyon olmaları durumunda dişlerini yaptırma sözünü verdiği Roman Pozika soluğu dişçide aldı. Başkan bana transfer sözü verdi. Adana şampiyon. Benim dişler pirim. Şimdi çok güzel. Ben çok mutluyum. Adana İdman Yurdu teşekkür ediyorum. Roman Pozika şimdi hem şampiyonluğun hem de dişlerini yenilemenin keyfini çıkarıyor. Evet, çok farklı bir imajla hayranlarının karşısına çıkan Mustafa Sandal canlı yayın konuğumuz. Onun arabası var, güzel mi güzel diyerek 3 günde 560 bin kaset satışı gerçekleştirdi ve büyük bir başarının altına imza attı. Mustafa hoş geldin, tebrik ediyoruz hoş seni. Bulduk, az sonra bu başarının yani sırrını öğreneceğiz ama önce bu yeni hit parçanı birlikte izleyelim. Peki. Thank you.
Yürekler hep mi bulamaz? Gönül ister tanıdığını. Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz? Beni alsana filer afili, yerime bir şey koyamaz. Of, yalvarsam da kal diye kal diye, o yerinde hiç duramaz. Ve onun araması var, güzel bir güzel, şoföründe var, özel. Gerçekten güzel parça. Sağ olun, çok teşekkürler. Peki Mustafa, ülkemizde pop müzik sanatçılarının enflasyonunun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Onların arasından sıyrılmak, yeni bir şeylerle sıyrılmak çok zor. Nedir bu başarının sırrı? İlk önce çok çalışmak. Çok yaptığın işe inanarak çalışmak. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Yani işini iyi etüt etmek de çok önemli. İşinin nerelere kadar ulaşabileceğini... ve bunun ciddiyetini ve bu sorumluluğu anlayabilmek ve kavrayabilmek de çok önemli. Klipleri ne zaman izleyeceğiz peki? Bu henüz klipler yok çünkü ortada. Bu çarşamba biz sevgili Tayfun Dinçer'le klibin startını veriyoruz. Ve tahmin ediyorum ki bir haftalık bir çalışmadan sonra gelecek çarşamba, perşembe günü klip de izleyenlerin beğenisine sunulmuş olacak. Tahmin ediyorum. Evet. Son bir sorum daha olacak. Kasetinin kapağında bir sembol var. Herkes bir 7 gibi ve bir daire altında bir halkası var. Nedir bu sembol? Nereden çıktı? Bu sembol Orta Çağ'da Oğlak Burcu için kullanılan bir sembol. Ben bu sembolü gördüğümde çok hoşuma gitti. Kasetimin içine koymak istedim. Oğlak Burcu musun sen? Oğlak Burcu'yum. 11 Ocak. Sadece o yani. Fazla bir şey değil. Sadece bir Oğlak Burcu'nun Orta Çağ'daki simgesi. O kadar. Öyle. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben buradan sadece gitar hocam Rafi Arslanyan'a selamlar söylemek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum her şey için. Söz verdim ona. Biz de teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Sağ olun. Çok teşekkürler Yasemin.